Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. İyi günler sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 11 oldu. Halk TV'desiniz ve yazı işleri programı başlıyor. Hareketli bir haftanın içindeyiz. 15 Temmuz'un yıl dönümüne artık 2 gün kaldı. AKP'nin düzenlediği etkinlikler, işte bir kısmı kutlama, bir kısmı anma, bir kısmı şenlik şeklinde devam ediyor. İşte demokrasi nöbetleri adı altında sokak çözüldüğü diyenler sokağa insanları çağırıyorlar. Ama tabii esası 15 Temmuz günü çok çeşitli etkinlikler yapılacak her tarafta. Parlamentoda da var, köprüde var. Ve işte herkes yaşadığı bölgede neye bir yıl önce ne olduysa oralarda olmaya çalışacak. Evet. Onun dışında Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmaları var. Dün hakikaten şaşırtıcı sözler söyledi. Her biri yoruma ya da tekrar açıklamaya muhtaç olabilir. Evet, bugün konuğum eski parlamenterlerimizden Önay Alpago. Efendim hoş geldiniz. Tekrar referandum öncesi sizle konuşmuştuk burada. Referandumu geçtik. Hayır çıktı, evet açıklandı. Yapacak bir şey yok. Çünkü ülkenin başındaki kişi Atağlan Üsküdar'ı geçti dedi. Ya ben aldım götürdüm kardeşim dedi. Siz istediğiniz kadar yapın dedi. Şimdi önce şeyden başlamak istiyorum. Yani bu büyük adalet yürüyüşü yapıldı. Büyük bir başarıyla sona erdi. Oradan bir girelim. Siz yürüyüşe katılabildiniz mi? Evet. Nerede katıldınız? İstanbul Barosu avukatlarıyla beraber, cübbelerimizle beraber Sapanca'da katıldık biz. Orada bir miktar eşlik ettik Sayın Genel Başkanıma. Sonra mitinge katıldım. O günü bir değerlendirir misiniz? Yani ne gördünüz? Hani miting çok yapıldı. Cumhuriyet mitingleri oldu daha önce işte. 12 Eylül'den önceki büyük mitingler, 1 Mayıs'lar. Başka illerde yapılan mitingler falan. Fakat bu bir 450 küsur kilometrelik bir yol yürüyüşünden sonra bir buluşma oldu. Ne hissettirdi size? Nasıl bir şey verdi gelecek için? Bir umut mu verdi? Bir evet. Yeni bir başlangıç gibi mi? Yani ne gördünüz? Şimdi ben politikacıyım. Çok sayıda partimizin düzenlediği mitinglere de katıldım. Onun dışındaki mitinglerin gözlemcisi oldum en azından. Ama ben hayatımda böyle bir miting görmedim gerçekten. 1983'ten bu yana siyasetteyim. Böyle bir miting görmedim. Bir kere bu mitinge gelenler bu bir parti mitingidir diye gelmedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi mitingine geliyoruz, Cumhuriyet Halk Partiliyiz diyerek gelmediler. Orada partili partisiz pek çok yurttaş vardı. Önce onu bir tespit etmek gerekiyor. Ancak o mitinge gelenler Cumhuriyet Halk Partisi mitingine gelmemekle beraber Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın 25 gün boyunca yaklaşık bir 430 kilometreyi yürüyerek bu yürüyüşü tamamlamış olmasını kendi vicdanlarında alkışladılar. Büyük bir saygı duydular. Duymamak da mümkün değil gerçekten. Bir anlamda onun teşekkürü gibiydi oraya geliş. Burada da biz beraberiz mesajı vermekti. Bu dünyanın en uzun yürüyüşüydü Kemal Bey'in yaptığı yürüyüş. Miting de galiba Türkiye'de yapılan en kalabalık mitingdi. Yalnız kalabalık olmasının şöyle bir farklılığı var. Mitinge katılanlara para verilmedi. Onlara sucuk ekmek falan dağıtılmadı. Onların oraya katılmaları için herhangi bir baskı yapılmadı çalıştıkları kurumlardan, kuruluşlardan. İnsanlar gönüllü olarak paralarını kendi ödeyerek sadece bir umudun, bir heyecanın, bir coşkunun paydaşı olarak oraya geldiler. Şimdi nasıl referandumda herkesin kullandığı bir hayır gerekçesi var idiyse, mitinge katılmanın da adalet arayışının ya da adaletsizliklere duyulan isyanın herkese göre de bir başlığı vardı. Şimdi kimse Kemal Bey hayır veriyor diye hayır oyu vermedi referandumda. Hayır gerekçeleri vardı. Mitinge gelenler adalet kavramı gibi
çok makul bir, etrafında buluşulabilir bir çağrıya çok kolaylıkla katıldılar. Çünkü adaletsizlikten şikayet eden milyonlarca insan var Türkiye'de. Ve herkesin kendi adaletsizlik tepkisi vardı oraya onları çeken. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol boyu yürüyüşünde hiçbir provokasyona izin vermemesi ya da provokasyona gelmemesi yolunda gösterdiği özen, mitingin de bir güvenlik içinde yapılacağı duygusunu vermişti insanlara. 25 gündür hiçbir şey olmamışsa bu mitingde de olmayacaktır. Özgüveniyle de gelindi. Ben bu arada partili duyarlılığıyla da hem yürüyüşte hem mitingde bütün önlemleri alan, gayreti gösteren Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, yöneticilere ve belediye başkanlarına da buradan teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Orada konuştuğum insanlar oldu, mitingde de konuştuğum insanlar oldu. Çünkü çok ilgimi çekti. Tekerlekli sandalyede gelenler var, koltuk değnekleriyle gelenler var, pusette çocuğuyla bebeğini kucağında gelenler var, hayvanlarını kucağına alıp gelenler var ve inanılmaz sıcak hava. Çok sıcak. Saatlerce beklediler, siz orada yayında yattınız. Biz de 4,5 saat civarında kaldık, kızımla gitmiştik. Onlarla konuştuğum zaman, neden burada olduklarını merak ettiğimi sordum. Partili misiniz dedim. Hayır değiliz dediler. Üye falan değiliz biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Peki neden geldiniz? Sanki bir an için hep böyle partililer gelir gibi bir ön yargımız var. Kimisi işe giremeyişinden, kendisiyle aynı konumda olan birinin kendisinden daha az liyakatinin olduğunu bilinir olmasına karşın işbaşı yapıp kendisinin herhangi bir siyasi görüşü uymadığı için işe alım yerine girememenin adaletsizliği içindeydi. Evet. Bir başkası ben kadınım diyordu ve bu kadar çok kadın, nitekim bugün yine haberlerde duyduk. Bu kadar çok kadın öldürülüyor, bu kadar çok kadın şiddet görüyor. Ve ne yazık ki hak ettikleri cezayı almıyorlar bu ülkede. Bu kadınlar kurban gibi sokakta kesiliyor, tekmeleniyor, dövülüyor, öldürülüyor. Nerede adalet? Ben bunun için buradayım diyordu. Bir başkası ben anneyim. Büyük anneyim, çocuk istismarı, çocuklara cinsel tecavüz ve bunların Ensar Vakfı'ndaki olayı örnek verdi orada bir vatandaş da. Ben bunlara karşı isyan ediyorum diye buradayım. Kısacası adalet çok vicdani bir duygu. Evvela vicdanların tatmini demek adalet. Pardon, adalet. İkincisi gerçekten insanların o ülkede eşit olduğunu hissettiren bir hukuksal sözcüğün, kavramın netleşmiş şekli. Burada hepimiz eşitiz, eşit yargılandık. Yasalar hepimize eşit uygulandı. Yargıçlar tarafsız davrandı. Öyleyse yapılabilecek bir şey yok. Rahatlığını duymalarını gerektiren bir kavram. Bunların olmadığı yerde, yani adaletin böylesine zedelendiği, inanılmaz hale geldiği bir yerde, bu arada şunu da söyleyeyim, Yargıtay Başkanı'nın bir açıklaması var. Türkiye'de yargıya güven %30'un altına düşmüş diyor. %30'un altına düştüğünü Yargıtay Başkanı söylüyorsa, adalet kavramının ne kadar inandırıcı olup olmadığı da burada belli. Ya da Dünya Hukuk Adalet Endeksi yapılıyor. 119 ülke içinde Türkiye 99. Yani sadece insanların herhangi bir heyecan içinde söylediği bir sözcük değil. Çok hukuk ve dünya normlarında da geldiğimiz yer burası. İşte oraya insanlar bu isyanla geldiler, bu tepkiyle geldiler. Ancak hemen onun yanı sıra beslenen bir başka duygu umutla geldiler. Büyük bir umutla geldiler, coşku ve heyecanla geldiler. Tabii böyle bir yürüyüş ve miting Sayın Kılıçdaroğlu'nu yüceltti. Ama beklentileri de yüceltti. Beklentileri de yükseltti. Evet. Yani adalet yürüyüşü şimdi iktidar yürüyüşüne dönüşmek durumunda. Umutları boşa çıkartmamak gerekiyor. Büyük bir özveriyle, büyük bir emekle, büyük bir sükunetle tamamlanan bu büyük maratonun yarınlarda nelerle devam edeceğinin ve özellikle hedefin 2019 olduğu noktasındaki projelerin insanlara sunulması ve anlatılması gerekiyor. Yoksa umut umutsuzluğa dönüşürse o zaman
toparlamak çok zor olabilir. Tabii bu yürüyüş oluyor fakat ülkeyi yöneten kişiler bu yürüyüşü kirletmek, karalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dün mesela AKP Genel Başkanı'nın konuşmaları var. İşte 15 Temmuz'u da şey yaparak yürüyüşle ilgili. O bölüm var mı bizde arkadaşlar? Bu yürüyüşün yani teröristlerle yürüdüğü yani bir evet bir dinleyerek üzerine konuşalım daha tabii rahat ki, olacak. Tabii çünkü. Ki. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe Meydanı'nda yaptığı miting konuşmasında açık ve net ifşa etti. Kendisi yaptığı eyleme adalet yürüyüşü adını vermişti. Olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. Ama talepleriyle bu kavramı ne kadar yanlış anladığını göstermiş oldu. Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışlığa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmelidir. Açık konuşuyorum. Açık konuşuyorum. Ha böyle bir yola mı tebessül edeceksin? Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Şimdi böyle bir konuşma. Yani ilk cümlede yani ilk sokağa çıkamaz da benim aklımda şöyle yani hani utanırsın sokağa çıkamazsın. Fakat devamı dehşet. Evet. Yani çık da görünme geliyor evet. Sanki. Evet dediğiniz gibi yani sokağa çıkamazsın sözünün iki anlamı olabilir. Bir tanesi artık insanların yüzüne bakamazsın, mahcupsun, utanırsın demektir. Böyle bir durum yok. Aksine Sayın Genel Başkanımız büyük bir sevgi, saygı, alkış alan bir insan oldu bununla. Ve Türkiye'de gerçekten sokağa çıkamaması gereken o kadar çok insan var ki sıra gelmez Sayın Kemal Bey. İkincisi de çık da göreyim, ben senin hakkından gelirim. Yani sana şiddeti ben uygularım. Hatta bu öyle büyük bir tehdittir ki bunun sonu bir hayati tehlikenin olduğunu gösterebilecek kadar iki kere açık söyleyeyim evet. Diyor Sayın Erdoğan. Ve alkış alıyor. En önemlisi o. Yani orada oturanlar gene sonuçta niteliksiz bir çoğunluk değil. Yani iyi kötü devlette falan çalışan insanlar. Hani okumuş yazmış diyebileceğimiz insanlar. Mesela bu cümleleri alkışlayabiliyor. Yani durup düşünmüyor. Aa çok güzel söyledin. Hadi çık da göreyim. Evet. Alkışlamak, biat etmek, onun her söylediği doğrudur biçiminde algılamak Türkiye'de neredeyse artık alıştığımız bir davranış biçimi. Sadece okur yazar olmak da hatta diğerleri bitirmiş olmak da yetmiyor biz. Aksini düşünmek için. Bu çok tehlikeli bir sözcük. Şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanı zaten cumhurbaşkanı kimliğiyle parti genel başkanı kimliği içinde neyi nereye oturtacağımızı biz de şaşırdık gerçekten. Ama bırakın siyasi parti genel başkanı olmanın ötesinde bugün bir cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ülkesindeki muhalefet partisi, ana muhalefet partisinin genel başkanını sokağa çıktığın zaman hayatın tehlikeye girer, bunu açıkça söylüyorum diye tehdit etmesi dehşet verici bir şey. Ne yapacak yani Kemal Bey sokağa çıktığı zaman? Evet. Bu tehdidin arkasında kimlere işaret verecek? Ortadan kaldırılması mı gerekiyor? Öldürülmesi mi gerekiyor? Böyle mi rahatlayacak? Sonra vandal ne demek? Vandala baktığınız zaman vandalın açıklaması her türlü kişiye, kuruma, kuruluşa yakan, döken, zarar amaçsız veren bir amaçsız bir biçimde insanlar demek. Bu kadar gün yüründü, kimsenin burnu kanamadı, hiçbir yerde zarar verilmedi. Miting alanı derseniz bir o kadar öyle. Yani vandallıkla yürüyüşün ve mitingin yan yana getirilmesi hiç mümkün değil. Ben şunu gördüm, bu yürüyüş ezber bozdu. Bu arada da sinirleri bozdu. Hep tek kale oynamaya alışmıştı Sayın Erdoğan. Şimdi öyle olmadığını gördü. O bozulan sinirlerin böyle bir feveran halindeki tezahürünü görüyoruz şimdi. O kendi kimliği, kişiliği
özel hayatında öyle olabilir, öyle davranabilir ama ülkenin cumhurbaşkanının, bir ülkenin bütünlüğünü, birliğini, ulus devleti, devletin varlığını, insanların, bütün milletin, ülkemizde yaşayan Türk milletinin esenliğini sağlamakla görevli olan bir cumhurbaşkanının böyle konuşması esef vericidir. Zaten şuradan da bir söylerseniz onu merak ediyorum. Bunu bir lütuf gibi anlatmadı mı zaten? Aynen öyle. Yani dünkü konuşmasının o bölümü de var aslında. Evet. Daha önce de söyledi. Yani yürüyorlarsa biz izin verdik. Bir kafa karışıklığı da yaratılıyor. Yani lütfetmeseniz ne olacaktı gibi bir soru geliyor. Şimdi bu yürüyüş hiç kimsenin lütfuyla olan bir yürüyüş değil. Böyle bir lütuf verme haddi de yok Cumhurbaşkanı'nın. Böyle bir şey olur mu demokrasilerde? Ne kadar demokrasi kalmışsa bile. Anayasal hak bu. Yani toplantı ve gösterinin izin almaksızın yapılabileceğine ilişkin bir anayasa hükmü var, hala değişmedi. Bu anayasal hakkının kullandığı yürüyenler. Teröristleri, biz bu yolları yaptık, teröristler yürümesin diye dediler. Evet. Bu nasıl bir anlayıştır Allah aşkına? Bir kere bu yolları kimse babasının parasıyla yapmıyor. Hepimizin parasıyla yapılıyor yollar. Üstelik yürünen yollar da onların yaptığı yollar değil de eski E5'ten yürüdü herkes. İkincisi, ne demek terörist? Terörist bu kadar kolaylıkla karşısındakine insanın söyleyebileceği bir söz mü? Yürüyüşçüler, terörist, mitinge katılanlar, terörist, yani hayır diyen toplum terörist. Hayır diyen terörist. Demek ki toplumun yarısı bu ülkede terörist. Bu akılla, mantıkla, herhangi bir arayışla filan izah edilemeyecek bir suçlama. Bir ülkenin yaşayan insanların yarısının terörist olması, kalan yarısı için büyük bir tehlike demektir. Kalan yarısı içinde. Tabii yani, çünkü terörist olan daha ataktır, daha vurucudur. Evet. Ama diyor ki sen sokağa çıkamazsın diyor. Yani ben sana baskın gelirim gibi de bir şey çıkıyor. Yani sokakta yürümene izin verdim, sokağa çıkmana izin vermeyeceğim. Orada lütfettim, burada lütfetmeyeceğim. Bu bir dilim varmıyor ama gerçekten bir diktatör dilidir. Bu bir cumhurbaşkanlığı dili değildir. Bu bir tek kişinin dili de değildir. Bu bir diktatör dilidir. Çok zor bir dönemden geçtiğimizi ben de düşünüyorum. Yani bu söylemlerle, bu tabii ilk geziden sonra başlayan halkın yarısını zor tutuyorum. O da sözünün başlamıştı. Bir devamı, yani sanki şöyle bir şey uyanıyor zihnimde. Hani biz orada gafil yakalandık ve ben bu kalabalığın karşısına çıkacak bir kalabalık bulamadım. Ama bu içimde kaldı. Yani çıkarsaydım ne olurdu? O geçen süre içinde sanki bir takım hazırlıklar yapıldı. Ve eğer hani gene benzer bir, çünkü gezi 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 dedikleri nedir, oradan da o kadar korktukları anlıyoruz ama hani ben çıkarırım karşına. Ama ben silahlı çıkarırım. Çünkü gezide silahlı kimse yok. Yok. Yürüyüşte silahlı yok. Mitinglerde yok. Ya da muhalif olanların silahlı hiçbir eylemi yok. Ama siz ne diyorsunuz? Teröristlerle yan yana yürüyor. Resim basıyor. Terörist diye gösterdikleri milletvekili. O milletvekilleri de mesela fotoğrafı yayınlanan milletvekili sarayla en yakın olan üstelik de. Evet. Yani bağlantıyı da. Aynen öyle. Hatta kendisi de saraya en çok giden HDP milletvekili, evet, benim demiştir. Yani görüşmeleri yürüten benim demiştir. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani HDP milletvekilleriyle siz bir tarihe kadar beraber olacaksınız. Birlikte Dolmabahçe toplantıları yapacaksınız. Onların istedikleri her şeyi yerine getireceksiniz. Hatta valilere diyeceksiniz ki görmeyin, duymayın, bakmayın. Sonra oradaki yaşayanlara memnun musunuz bu validen? Değilseniz değiştireyim, daha istediğiniz bir valiyi göndereyim diyeceksiniz. Ha burada PKK örgütünün, HDP de değil orası, PKK örgütünün ayağına devleti göndereceksiniz. Savcısıyla, hakimiyle, Adalet Bakanlığı müsteşarıyla hepsini göndereceksiniz. O zaman bunlar terörist değil. CHP'nin yanında yer alırlarsa onlar da, biz de, herkes de terörist. Şimdi bakın, iç tüzük için bir komisyon kuruldu. Dün bütün siyasi, evet, partilerin alt komisyona gitmesi için değişiklik teklifinin bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda AKP, MHP, HDP ve CHP milletvekilleri olacak. Yani orada HDP milletvekili var diye o komisyona gelen AKP milletvekili, MHP milletvekili, CHP milletvekili terörist mi olacak? Zaten 4 milyon oy almış bir parti. Ben hayatımda HDP'ye hiç oy vermedim.
HDP'li değilim, vermeyi de düşünmem. Ama bu parti 4 milyon oy almış. Yani legal bir siyasi parti. Eğer değilse, bu parti terörist ise gerçekten, o zaman gereğini yaparsınız. Devlet sizin, mecliste çoğunluk sizin, yargı sizin, yürütme sizin, neyse onların terörist olduğunu gösteren bulgular, o zaman gereğini yaparsınız. Aha, öyle yapmayacaksınız. İşinize gelince onlar seçilmiş milli iradeyi de temsil eden bir partinin temsilcileri diyeceksiniz. İşinize gelmediği zaman da onlar terörist deyip karşınızdakini suçlayacaksınız. Tıpkı Fethullah Gülen olayında olduğu gibi. Yani ben bir de tabii MHP'nin durumuna bakıyorum. Şimdi meclis iş tüzüğünde değişiklik için MHP hemen atladı. Yani AKP haklıdır, muhalefetin sesi kısılmalıdır. Peki HDP de bu açıklamayı yapsa mesela MHP ne yapar diye düşünüyorsunuz? Yani meclis başkanlığında Deniz Baykal'a oy vermemek için HDP'yi bahane gösterdi. Şimdi ben de onu diyorum, yani HDP bu tür numaraları niye yapmıyor? Yani dese ki ben bu şeye veriyorum kardeşim. İş tüzük çok iyidir, bizim az konuşmamız lazım dese, ben MHP'yi çok merak ediyorum, yani nasıl oy kullanacaklar acaba? Yani o işin, o işin bir, işin, işin bir yanı, öte yanı bir muhalefet partisi. Benim sesim kısılsın, 5 dakika yerine 3 dakika konuşayım der mi, diyebilir mi? Yani bu iş tüzükte milletvekillerine getirilen konuşma sürelerinin azaltılması hem meclisin denetim yollarını olabildiği kadar daraltan bir anlayışla getiriliyor. Hem de milletvekillerini itibarsızlaştırıyor bu. İşte sen en fazla 3 dakika konuşursun diye. Hangi milletvekillerine? Muhalefet milletvekillerine. Şimdi bir muhalefet partisi düşünün ki, çok doğru, benim sesimi kısın, 3 dakika yeter de artar bile diyebileceğini hayal edemezsiniz. Ya ama işte her şey, yani hayal olanlar hep gerçekleşiyor Türkiye'de. Hani sloganları var ya, yani AKP'li olunca hayaller gerçek oluyor. Ama hakikaten dünyanın neresinde olabilir acaba? Yani benim daha az benim, konuşmam uygundur. Uygundur. Benim sesimi kısın. Kısın. Yani iktidar böyle bir derdi yok. İktidar zaten o hiç konuşulmasın ister. Teklifi getiren de o olacağı için o zaten 10 dakika konuşacak. 10 dakika konuşuyor. Ama zaten ben 5 dakika konuşuyordum, onu da 3 dakikaya indiriyor. Hatta ben şunu bekliyorum. Hiç konuşmasın muhalefet partileri filan. Yani iktidar getirsin, anlatsın, geçirsin demektir bu 3 dakikada. Neye karşı çıkacak? Neyi konuşacak muhalefet partisi? Ama buna doğrudur diyor. Zaten dikkat ederseniz, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile ilgili herhangi bir eleştiri getirdiği zaman daha AKP konuşmadan Sayın Bahçeli cevap veriyor. Bir tuhaf yürüyüşte de oldu. Yani ilk o çıktı mesela. Evet evet. Yürüyüşe dikkat edin dedi. Ya dedi karşıdan birileri çıkarsa dedi. Mesela bunu bir siyasetçi söylediği zaman çok farklı bir şeye gidiyor. Hani gazeteci, ne bileyim işte akademisyenler, televizyon konuşmalarını söyleyebilir. Hani deriz ki ya tamam da yürüyorsun da ya karşı taraftan da mesela karşı yürüyüş başlarsa falan. Ama siyasetçi söylediği zaman, yani bu bir varsayım ya da yani de ki böyle oldu falan diyememeli herhalde. Diyememeli ama tabii. Ama Bahçeli bunları söyleyebilir. Tabii üstelik de demokrasiyi telaffuz eden bir parti Milliyetçi Hareket Partisi de. Demokrasinin herhangi bir gösteri ve yürüyüş anayasal hakkı ise eğer, öncelikle desteklemesi gereken, doğru bulduğunu ifade etmesi gereken MHP olmalıdır. Sonra ne yürüyüşü bu? Bu adalet yürüyüşü. Yani adalet dediğiniz zaman adalet CHP'li için de ihtiyaç, MHP'li için de ihtiyaç. Ne bileyim, dindar için de ihtiyaç, dindar olmayan için de ihtiyaç. Kadın için de ihtiyaç, erkek için de ihtiyaç. Öyle etrafında buluşulacak bir kavram için yüründü ki, burada bile içine sindiremiyorsa bir muhalefet partisi, ya zaten muhalefetin iktidara muhalefet değil de muhalefetin muhalefete muhalefet ettiği bir Türkiye'den başka bir ülke yoktur herhalde. Vallahi yani nedendir bilmiyorum tabii, yani altında vardır muhakkak bir nedeni de, onu biz bilmiyoruz. Şimdi biraz meclisten girdik, mecliste biraz kalalım istiyorum, hani sizin de deneyimlerinizden yararlanmak için de bence gerekli. Şimdi meclis bu 15 Temmuz'dan sonra bir komisyon kurdu. Komisyon çalıştı. Ve biz de umutlandık. Dedik yani işte bir şeyler çıkacak. Fakat esas bu olayı anlattığı zaman bu olmuş diyeceğimiz hiçbir isim o komisyona çağrılmadı. Evet.
Başta Genelkurmay Başkanı, MİT evet. Müsteşarı, kuvvet komutanları. Evet. Bunlar neredeydiler? Bu yapılmadı ama ona rağmen yürüdü, gitti. Pardon, enişte çağrıldı mı? Hatırladın mı? Enişte de galiba çağrılmadı. Çünkü çağrıldı haber mı? Veren oydu. Hayır, galiba bir şey de oldu. Ben onu yani onu da çağıralım diye. Sonra bu darbeyi yapanlarla da konuşulmadı. Onlar tutuklu olabilirler. Ama yani işin tabii. içindeler. Çünkü meclis bu. Hepsini dinleme. Onlar da yapılmadı. Sonra bir anda bir saraydan bir talimat geldiğini duyduk. Yani bitirin artık bu işi tamam diye. Ve eski Fethullahçı bir komisyon başkanı vardı. Ama şimdi onlar Fethullah şeytandır diyenler. Ya çok iyi hatırlıyorum çünkü yani konuşurken televizyonlardaki tartışmalarda o kişi hani Fethullah Hoca Efendi diye konuşuldu. Ve öyle demeyenleri de kızardı. Yani kardeşim saygılı olun falan diye. Şimdi birdenbire o Fethullah denilen adam şeytanın teki falan diyebiliyorlar yani. O karakteri de çözemiyorum ben ya. Nasıl oluyor insanlar birdenbire dün böyle tapar gibi sevdikleri adama şeytan diyorlar falan diye. Şimdi ama sonuçta bir rapor çıkardı, açıkladı. Sonra dedi ki ya bu rapor dedi daha taslak rapor. CHP bir karşı rapor hazırladı 650 sayfalık ama dün itibariyle bambaşka bir şey çıktı ortaya. Raporu tamam son tahsiklerini yaptık, redaksiyonunu yaptık dedi ama raporun içine bir şey koymuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'cüdür. Siyasi ayağı bulmuşlar evet. yani. Şimdi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor bunu? Yani bu mecliste partiler bir şey hazırlamışlar. Yani çalışmışlar, etmişler öyle ya da böyle bir rapor çıkıyor. Ama raporda bir parti kendinin terörist olduğunu yazıyor ya, bir parti de FETÖ'cü olduğunu yazıyor gibi bir gariplik var. Aynen şimdi öyle. Bu raporu ve şeyi değerlendirir misiniz? Ne anlama geliyor, ne yaratır bu? Şimdi efendim bir komisyon bir rapor bitirdiği zaman, komisyon üyelerine de dağıttığı zaman komisyonun görevi bitmiştir. O rapor nihai dediğimiz son rapordur. O raporu alan partiler muhalefetleri varsa ona muhalefet şerhi yazarlar. O da rapora eklenir. Peki raporu yazan kimdir? Yani siz bulunduğunuz için soruyorum. Ya yani bir heyet toplandık. Evet. Sonuçlandı. Evet. Raporu biri yazıyor. Bu raporu üyelere verip son düzeltmelerinizi yapın, resmiyi açıklayacağız mı denir? Yoksa biri oturur yazar, ister kabul et ister kabul etme, rapor bu, sen muhalefetini mi yap denir? Birincidir doğru olan ama Türkiye'de ikinci oldu. Yani AKP çoğunluğuyla rapor hazırlandı, üyelere verildi. Bunun üzerine de Cumhuriyet Halk Partisi katılmadığı noktalarda da muhalefet şerhini koydu. Şimdi bitti rapor. Yani muhalefetin şerhiyle diğer partileri bilmiyorum verdi mi vermedi mi ama rapor o şerhlerle beraber bitti. Artık herkes o toplanmış olarak dağıtılmasını beklerken ansızın raporun bitmediği anlaşıldı. Dendi ki bu komisyon başkanına herhalde bu böyle olmaz, eksik bu. Bu eksiği tamamla. Neydi eksik olan, bizim hep itiraz ettiğimiz neydi, bizim ve bizim gibi düşünen pek çok insanın partili olması anlamında söylemiyorum. İki eksik vardı. Bir, biraz evvel sizin saydığınız gibi mutlaka komisyonun dinlemesi gereken isimler dinlenmemişti. Temel itiraz noktalarından biri buydu. Diğeri de bu örgütün siyasi ayağı ortaya çıkarılamamıştı. Şimdi bir terör örgütü, Fethullah Gülen terör örgütü benim için de bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü yargıya sızmış, orduya sızmış, üniversitelere sızmış, bütün bürokrasiye sızmış. Her yerde var. Her yerde var ve o her yerde var olması da bir takım siyasetçilerin imzalarıyla mümkün ancak. Ama bu siyasetçilerle ilgili hiçbir şey yok. Siyasi ayak dediğimiz o. Yani orduya sızmış insanların komuta kademesindeki terfilerini imzalayan bir siyaset ayağıdır. Ya da üniversite rektörlerini atayan bir siyaset ayağıdır. Ya da bürokratları atayan. Hakimler, peki, savcılar. Hakimler, yani savcı. Sonuçta HSYK elbette. Yapıyor ama onu sen belirliyorsun. O zaman dedik biz bunun siyasi ayağı nerede? Bu insanlar kendi kendilerini tayin etmediler. Silahla o görevin başına getirilmediler. O bilmem ne oyları çalıp rektörlükte kendileri birinci olmadılar. Bunlar atandı. Bunları imzalayanlar var. Bunlar nerede? İşte bu noktada dün gördük ki siyasi ayak bulundu. Siyasi ayak Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, demiş. Yani böyle birden bir döndü, dolaştı. Evet. Ya bu FETÖ dediğiniz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. bir işidir. Şimdi biraz önce dedim ya
sinirleri de bozdu diye. Bakın valinin 175 bin kişi katıldı mitinge demesi nasıl bir sinirlerin bozulduğunun ifadesi ise, rapora eklenen bu siyasi ayakta o bozulan sinirlerin tatmin olmaz bir şekilde bozulduğunu gösteriyor. Telafisi mümkün olmayan bir bozulma var orada sinirlerde. O zaman şöyle sormak lazım. Yani bence de doğru bulmuşlar. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi o siyasi ayak. Çünkü 14 yıldır Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Bütün rektörleri Cumhuriyet Halk Partililer atadılar. Bütün askeri şuradaki atama kararlarını, komutanların ordu kuvvetlerinin nereye geleceğine kararı Cumhuriyet Halk Partisi verdi. Bütün bürokrasiyi, yargıyı, öğretmenleri, kalan devlet memurlarına atayanların hepsi Cumhuriyet Halk Partili bakanlar, milletvekilleri. Siyasi ayak doğrusu çok çok isabetli bir şekilde dün acele bulundu ki böylece siz misiniz siyasi ayağı yok diyen, işte buyurun siyasi ayak. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani şeyi nasıl değerlendirirsiniz? AKP'ye oy veren ya da işte önde gözüken hiç kimse bunu sorgulamıyor. Ben özellikle bu TRT'de falan yayınlanan bir de bu yandaş kanallarda bir hani 15 Temmuz güzellemeleri var işte gaziler, evet, işte şehit yakınları, o bu falan böyle. Ya bir kişi de demedi ki daha şu ana kadar. Ya bütün bu melaneti işleyen FETÖ'yü bizden çıkmadı mı? Yani biz bunlara daha önce saygı göstermiyor muyduk, sevgi göstermiyor muyduk? Kimse demiyor. Sanki uzaydan geldiler, girdiler, ortalığı tarumar ettiler. Ya bu psikolojiyi nasıl görüyorsunuz? Hiç sormamalarını. Mesela şu konuştuklarımızı ille muhalif olmaya gerek yok ki. Yani Genelkurmay Başkanı niye ifade vermiyor kardeşim? Eğer ülkede sivil, demokratik bir yönetim varsa bunların hepsi gelecekler, oturacaklar. Hesap verecekler. Hiçbiri vermiyor. Büyük bir şımarıklık içinde. Türk askerini şu anda ona da geleceğiz ama aşağılayan afişler astırıyor mesela Genelkurmay Başkanı. Ağzını bile açmıyor. MİT müsteşarı konuşmuyor, ordu komutanları konuşmuyor falan. Mesela bunu burada biz soruyoruz. İlle muhalif olmaya gerek yok ki. Sen niye sormuyorsun dediğimde cevap alamıyorum. Bu psikolojiyi neye bağlarsınız? Yani bu biatla mı açıkladın sadece? Hiçbir şey sormamak, hiç merak etmemek. Şimdi siz onu sorunca aklıma geldi. Almanya'da Hitler'in sağ kolu Göring vardı biliyorsunuz. Artık Hitler'in yarattığı o zulme dayanamayıp Göring'e giden üst düzey Nazi temsilcileri var. Bir tarihte diyorlar ki Allah aşkına hiç mi vicdanın rahatsız olmuyor? Bunları nasıl içine sindiriyorsun? Artık biz dayanamıyoruz. Hiç mi vicdanın rahatsız olmuyor? Şu cevabı veriyor Göring. Ben vicdansızım. Benim vicdanım Führer'dir diyor. Biat'ın herhalde en ekstrem şey örneklerinden bir tanesi. Şimdi bizde de Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa doğrudur. Ne söylerse doğrudur biçiminde bir kabulün bir sosyolojik açıklamasının olması gerekiyor. O devirleri geçtik, şimdi 21. yüzyıldayız. Ve iletişimin, sosyal medyanın, algılama yöntemlerinin plan farklılaştığı bir dönemdeyiz. Bence bunun iki nedeni var Can Bey. Bir grup var ki gerçekten böyle bir büyük üstün güç olarak görerek Cumhurbaşkanını tapınma gibi bir bağlılık içindeler. İçtenlikle bu böyle bakıyorlar. Bir kısmı da böyle olmadığı halde çeşitli nedenlerle, çeşitli menfaat beklentiler nedeniyle öyleymiş gibi davranıyor. Kim hesap sormayı bir yana bırakın, kendi içlerinde de burada yanlış, bu kadarı fazla, bu kadarı doğru değil, bir dakika bu böyle olmamalı diyebilmek için bir kere cesaret göstermek lazım. İkincisi, beklentilerinin planda olmaması lazım. Yani yarın kapının önüne koyabileceğini göze almak lazım. Bunu kaç kişi göze alıyor orada? Belli ki hiç kimse göze almıyor. Bu onu gösteriyor. Yani ben o tapınırcasına biat edenleri, böyle bir mesih gibi görenleri falan ayırıyorum. Ama onun dışında büyük bir grup bunların böyle olmaması gerektiğini bildiği halde
Susmak da katılmak demektir. Ya susuyor ya da aynı biatın örneklerini vermeye çalışıyor. Ya korkuları var, işte, affedersiniz. Ya bir yerden bir şeyden korkuyorlar. Yani biz bunları söyler de ters düşersek başımıza neler gelebilir? Bizim yani saklamamız gereken neler açığa çıkabilir? Ya da sokağa çıkamaz hale mi geliriz? Kapının önüne konursak hayatımız mı biter? Bu korkular nedeniyle de konuşamıyorlar. Hayır, hayat da bitmiyor aslında ama yani ben şimdi İstanbul valisi mesela, mevcut bir vali var. Şimdi nasıl oluyor da gece yarısı hemen suratına çarpılacak bir belgeyi göre göre sırf iktidarın hoşuna gitsin, daha doğrusu sarayın hoşuna gitsin belli yani, evet, çünkü tabii. Başka türlü hiçbir mantığı yok. Tabii. Yani iki fotoğraf yan yana, o var mıdır arkadaşlar? Yani iki Maltepe görüntüsü var ya, bir Tayyip Erdoğan, bir de Adalet şeyi. Ya iki tane fotoğraf, ikisi yan yana. Ve diyor ki burada diyor bizim hesabımıza göre 175 bin kişi diyebiliyor. Burada da 2,5 diyor. Cumhurbaşkanının kendisi de 2,5 diyor. Evet. Yani burası 2,5 milyon insan alır diyor. Bakın biz ayrılırken, inanın daha ayrılırken bile hala gelenler vardı. Girememişler, dışarıda kalmışlar. Bakın işte şu. Yani ikisi aynı yer. Aynı şey. Kalabalık aynı. Fakat mesela vali artık diyor ki yani bana bir şey olmadı. Onur, gurur, haysiyet, meslek, kariyeri falan. Hiçbir şey kalmadı. Ben bunu yapayım. Yukarıdaki de bana aferin evladım, iyi yapmışsın desin. Ben bu işten sıyrılayım. Aynen öyle. Yarın torunum, çocuğum, komşum, ya valim nasıl yaptın bunu? Hani nasıl uyuyorsun, nasıl vicdanın el verdi derse de boş ver, benim vicdanım herhalde Tayyip Erdoğan diyecekler. Yani diyecek böyle bir yapıya gelin. Maltepe'de oturan bir arkadaşım söyledi. Dedi ki o parkta pazar günleri 175 bin kişi oluyor. Pikniğe gelenler de normalde pazar, herhangi bir pazar günü. Yani miting falan olmasa bile zaten pazar günleri orada 175 bin kişi oluyor. Piknik yapanlar, gelenler, eğlenenler. Yani böyle bir miting. Yürüyüşler var, evet. Bisikleti alanları var. Evet, yani. Evet, 175 bin kişi zaten pazar günleri oluyor. Evet, yani bunu yapabilme vicdanı ya da bunu göze almak çok enteresan geliyor bana. Yani. İşte o zaman şöyle sormak gerekiyor. Siz yarın sokağa nasıl çıkacaksınız? Ben tehdit tarafıyla değil de birinci tarafıyla utanmak, yüzüne rahat bakabilmek teşkisi. Kuruma çok fazla olduğu için göremiyoruz. Valilik bitecek. Valilik bittiği zaman da kimse tanımayacak. Normal vatan. Belki de. Yani ben bilmiyorum, herkes bunu sorar herhalde. Ya vali bey şu olarak nasıl hesapladın bunu? Ne düşündüm biliyor musunuz? Bu uluslararası yarışmada matematikte falan sonuncuyuz ya. Biz gerçekten doğruymuş. Vali böyle hesaplarsa, böyle topluyorsa bu mitinge katılanları. İlkokul, ortaokul çocuklarının matematik hatalarını çok güzel yaptı Abdurrahman Dilipak. Büyük Türk mütefekkiri. Evet. Orada dedi kaç? 110 bin dedi. 10 bin de ben koyayım. 120 bin. Hayır. 55 bin metrekare dedi. 55 bin metrekare dedi. Bir metrekareye 4 kişi düşer. Lütfen. Yani 110 bin kişi var, evet, dedi. Hadi 10 bin de ben vereyim, 120 bin. Ama hayır. Hayır, bunu 55'i 4 ile çarptığınız zaman 220 yapıyor. Aynı çatı. 110 bin dedi. Evet. Yani çünkü o an o öyle yapmış hesabı, koymuş, düzeltmedi de. Yani halimiz, en basit aritmetik. 4 ile çarpıyorsun bir şeyi. Bir rakamı 4 ile, yuvarlak bir rakamı 4 ile çarpıyorsun. 220 yerine 110 diyorsun. 50 ile bile çarpsan daha kolay olurdu. Bak, evet, keşke 50 dese belki o zaman aklına gelirdi. Ama 55'i görünce 4 ile... Yani işin tabii bunlar herhalde gayret keşkikten de kaynaklanıyor bu hatalar. Elbette. Tabii elbette. Bu arada şey de oldu maalesef. İşte o da sosyal medyanın azizliği. Bazı CHP milletvekilleri de yanlışlıkla işte resim düşmüş önlerine. Birisi tweet atmış. Muhteşem kalabalık diye. Görüntü aynı görüntü. Aslında AKP'nin daha önceki mitingi. Onlar da RT'ye basmışlar, retweet diye. Eyvah. İşte şeye dikkat etmek lazım. Sosyal medyada. Evet. Hakikaten aslında hepimiz yapabiliyoruz. Dikkat etmek yani. Bu tuzaklara hep düştük. Tabii. Çünkü mesela şimdi bakın nasıl çıktı ortaya. Bir abuk sabuk bir afişlerle donattılar bütün Türkiye'yi. O görüntü var mı? Dörtlü şey. Onu koyabilirsek. Ya bütün Türkiye'yi donattılar şu afişlerle. Ya bu bir tanesi işte. Şimdi buradaki bu ağlayan asker Amerikalı. İşte bunlar da böyle ilkel bir takım görüntü. Yani bu tireledi diyorlar. Yani bu şimdi telefonları, ya akıllı telefonu olanlar biliyorlar. Hani bir fotoğrafı çekiyorsunuz sonra, evet, altında 20-25 tane şey var böyle işte, evet, parlaklaşıyor, duruyor, eski hale getiriyor. Düzenlemeler. Şimdi bakın burada
Soldaki asker Körfez Savaşı'nda çekilmiş bir fotoğraf. Ödül de kazanmış bir Amerikalı fotoğrafçının. Sağ tarafta ise işte 15 Temmuz destanı diye sokaklara asılan afişlerden biri. Şimdi bu Amerikalı askeri alıp buraya koymuşlar. Şimdi bu tür fotoğraf çekmek günümüzde çok kolay. Niye yapıyorlar? O şey var mı? Yüzücü fotoğrafı var mı arkadaşlar? Mesela orada da yaptılar böyle bir şeyi. Bir spor bakanlığı yüzmeyi teşvik etmek için işte bir yarışma bahanesiyle bir yüzen şu bakın. Şimdi bunu almış. Koyuyor işte yani yüzmeye teşvik ediyor. Bir boneneye de bir Türk bayrağı koymuş. Ama bunu yapan artık hangi zeka düzeyindeyse kadının adı var. Bu dünya rekortmeni bir kadın. Ve orijinalinde de Amerikan bayrağı evet, var. Evet işte orijinali Amerikan bayrağı var. Amerikan bayrağının yerine Türk bayrağını koyuyor. Akıl alır bir şey değil. Neden? Yani buna neden gerek duyuyorlar? Yani basit bir şey sonuçta ya. Yani afiş yapacaksın. Bunu yaratıcı ol. Gidiyor mesela Körfez Savaşı'nda ödül kazanmış bir fotoğraf ve bunun çıkmayacağını zannediyor herhalde. Hani kimse bunu fark etmeyecek. Halbuki bunu fark etmek için çok zekaya gerek yok. AKP bu tür numaraları çok yaptığı için böyle bir takım bu sosyal medyada çok cin çocuklar var. Hangi fotoğraf çıkarsa AKP'den hemen onu taramaya veriyor. Onun bir adı var daha doğrusu Google'dan. Bu fotoğraf var mı diye bakıyorlar. Bir saniyede de çıkıyor. Yani siz bu asker, ağlayan asker hani fotoğrafını koyduğunuz zaman Google'a tara bu fotoğrafı dediğin nereden alınmış bu diye tık diye çıkıyor. Yani bu kadar da basit. Hani eskiden olsa biz bunları ilk gazetecilik hani bu elektronik ortam falan yokken çok kullanılırdı. Yani Avrupa'daki işte böyle bir takım reklamlardan filan görüntüler. İşte üzerine biraz o eski Tan gazetesi falan. İşte sakal bıyık takarsın. Ondan sonra işte millet de anlamaz yani. O resmin orijinalini de kimsenin aklına gelmez. Ta ki Woody Allen'ı bıyık takıp Kilisli Abdurrahman diye yazınca bir gazete yani bu kadar çok sinema sever Woody Allen'ı tanıdığı için yani o fotoğrafın orijinalini tabii kimse bilmiyor. Ama şimdi böyle bir durum var. Kimin ne isterseniz bir fotoğrafı koyup kimdir deyin. Ya ismi çıkıyor hani o fotoğrafı tanıyor ya da o fotoğraf nerede yayınlanmış çıkıyor. İşte bu da sen neden Amerikan ya da başka bir kaynaktan fotoğraf kullanır. Yani şu afişleri gördüğünüzde siz ne hissettiniz daha doğrusu oradan girelim de. Cem Bey belev ki Amerika'da değil de Türk askerini kullanmış olsalar diyelim ki. Bundan daha büyük talihsizlik, bundan daha büyük bir ayıp, bundan daha büyük bir kötülük bir insan ordusuna yapamaz. Evet. Zaten şunu kabul edelim. 15 Temmuz'u yani sokağa çıkan insanlar elbette büyük yurtseverlik gösterdiler. Büyük bir vatanseverlik gösterdiler. Buna hiçbir sözüm yok. Ama bu darbeyi önleyen yani Fethullah'ın ordusu dediğimiz ayaklanmayı önleyen Mustafa Kemal'in ordusudur. Eğer o ordu, o silah, o subay, o araç, o uçak, o tank olmasa böyle silahlı bir girişim önlenebilir mi Allah aşkına? Yani mümkün mü? Neyle? Elindeki neyle önleyecek? Ha, o bir vatanseverliktir, bir karşı duruştur, büyük bir alkışa hak etmiştir. Hiçbir sözüm yok. Ama o darbeyi önleyen dediğim gibi Türk ordusunun gerçekten yiğit insanlarıdır. Şimdi ordumuzu, askerimizi böyle göstermek onlara yapılabilecek en büyük haksızlıktır, en büyük ayıptır. İnsan kendi askerini, kendi ordusunu bu hale, bu kadar ne diyeyim, yok sayabilir, aşağılayabilir mi? Yok saymak da değil, aşağılayabilir mi? Etkisiz eleman gibi gösterebilir mi? Bir bu yanı var. Ama bu ordu eğer hiç tepki göstermiyorsa hak etmiyor mu böyle bir şeyi de? Ne ben askerin şey yapacak duymadım. Bir şeyi yok. Burada tepki göstermesi onu demek istiyorum. Orada tepki göstermesi gereken Genelkurmay Başkanı. Evet, ben de ondan hiçbir tepki beklemiyorum açıkçası. Ama şimdi o göstermediği zaman da orduyu o temsil ediyor. Dünden beri hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. O halde ordu bunu kabullenmiş oluyor. Yani ordu bunu kabullenmiş oluyor. Biz siviller olarak orduya biz hakaret ediliyor diyoruz ama ordu biz diyor ki tepki duyuyoruz. Yani böyle bir tepki göstermediğine anlamı, göre bir anlamı yoktur. İkincisi
Bakın bu resimleri gören, bizim bugün dış politikamız çok gergin bir politika. İç politikadaki hataların getirdiği bir de dış politika hatalarımız bizi gergin bir siyede dış politika coğrafyasına taşıdı. Hep diyoruz değil mi, Yunanlılar 18 adamızı işgal etti diye. Şimdi bu resimleri görse Yunanlılar vay be diyecekler. 18 ne, biz hepsini alalım bunun. O zaman burada, buna ikinci yarıda devam edelim. Tamam. Çünkü sıkışacağız. Tamam. Çok hassas bir noktada kaldık değerli Peki. izleyiciler. Önay Alpagoy'la birlikteyiz bugün. Eski siyasetçilerimizden, hukukçu. Reklam aramızı biliyorsunuz. Saat başı itibariyle tekrar birlikte olacağız. Ayrılmayın bizden. Halk Kitabevi'nin sunduğu Yazı İşleri devam edecek.